Alkışlar Yasemin Hanım. Ay Yasemin Hanım'la çıtanın yüksekliğinden biraz dem vurduk. Evet, 9600 puan çok sık karşımıza çıkmıyor. Evet. Hele ki peşinde 2 dakika 5 saniye gibi bir sürede getirmiyor. Tebrik ediyorum gerçekten. Biraz önce de söyledim, tekrar edeyim müsaade ederseniz. Bir 14 soru sorsak onlara da cevap verirdi. Hatta üzerine bir soru da bize sorardı gibi geliyor Selvi Hanım. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Ama 9600'den iyi 9700 var. Ondan daha iyi elinizdeymişken 9800 var. Derdi tasayı Merve Hanım çeksin. Umarım. Umarım Merve Hanım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle bir soru. Yaşam veren konut. Biraz böyle hani müşfik düşünelim. Burası benim... Ev, daire. Ama evden çok yani bu yaşam veriyor burası bana. Burası benim baba ocağım. Yuva. Yuva. Gayet güzel. Çok güzel gittiniz. Ev, yuva, oralarda dolaşacağız. Yine dört harfli bir kelime var çünkü. Görelim. Barınılan yer yapı anlamında bir kelimedir. Ama artık sadece bir söz dizisi içinde kullanılıyor. Ev diyoruz, bir de bunu diyoruz. Tek başına kullanmıyoruz. Daire diyeceğim. Ev, daire, böyle kalıplaşmış bir tabir pek yok. Mesela ev sahibi insan, ev nokta nokta sahibi insan. Konut, yuva, ev. Bir harf alalım mı? Alalım. Hadi aldık bir harf. Zor. Çünkü neden? Sadece bir söz dizisi içinde kullanılıyor artık bu kelime. Barınılan yer demek. Asıl anlamı da o. Barınak, barın... Dört harfli. Ev, hemen arkasından... Bark. Bu gelir. Zor soru. Kafa karıştırabilecek nitelikte bir soruydu, atlattık ama. Bakın, bence yardımcı olacak o tırnak içerisindeki kısım. Burada harf almayacaksınız. Diyor ki, fruktoz. Şeker. Fruktoz şeker de, bu şekerin doğal olarak elde edildiği besini soruyorum size. Glikoz geliyor aklıma. Fruktoz. Meyve şekeri. 500 puan değerinde. Glikoz da galiba üzüm. Yanılıyor olabilirim. Galiba üzüm şekeriydi. Gelsin yenisi. Mecazen ahbaplık, dostluk anlamına gelir bu kelime. Aynı zamanda tüze de denen yasalar bütününün adıdır. İki farklı kullanımı var. Mecazen ahbaplık, dostluk. Hani mesela deriz ki bizim işte Kaan'la aramızda eskiden beri devam eden... Hukuk. Kumuz vardır. Gayet güzel. Gayet güzel. Bunlar kafa karıştırabilecek sorular. Güzel atlattınız Yasemin Hanım. Tebrik ediyorum. Daha düz şeyler de var elimde. Buyurun gelsin. Arapça kökenli su kabı anlamında bir sözcük. Su kabı bardak değildir. Su kabı. Testi değil. Daha böyle hani kamp falan öyle düşünelim. Termos. Termos da değil pek Arapça gibi. Matara. Matara! Çok güzel. Çok güzel. Ümitiniz var. Aktif kullanıyor musunuz? Kullanırım. Çok güzel. Buyurun gelsin. Flaşör de denen taşıtlardaki sinyal düzeneğinin bir diğer adını soruyorum size. Türkçesini arıyorum. Selektör değil. Selektör. Flaşörleri sinyal. Yak. Sinyal. Sinyal. Değil. Dörtlü. Dörtlüleri yak. Çok güzel. 7 artı yak. Yani ne demek bu? Bunu da cevapladığınızda yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Ama süre 2 dakika 2 saniye. Yani artık harf alamayız. Harf olmuyor. Evet, 9700'e koşmak harf durumundayız. Alamıyoruz. Anlaştık. Haydi gelsin. Hava ulaşımındaki... Ekonomi. Çok güzel. Ucuz fiyatlı koltuk sınıfına verilen at. Ekonomi. Yenisi geliyor. Azıcık ürküyorum ama bulursunuz bunu. Oysa meğer o anlamlarda bir bağlaç. Hani böyle gerçeği anladığımızda söylediğimiz bir şey. Halbuki. Nedir efendim? Halbuki. Yasemin Hanım tebrik ederim. Çok güzel değil. Gerisi daha rahat. Buyurun geliyor. Hem ülke hem sıla. 8 harfli. Memleket. Yapıştırın gitsin. Tamam. Halbuki işine cevap verdiniz ya harf almadan artık hiç korkum kalmadı. Şu biraz zıpır bir soru. Vallahi öyle. Bir de sporla ilgili. Hani basketbola daha yatkın filan demiştim ya. İşte anlamam basketbolda. Korkmayın. Çözeceğinize eminim efendim. İki evet. Kelimeden oluşuyor. Zıpır bir soru olduğunu unutmayalım. Bir spor terimi aradığımızı da unutmayalım. M-M-A diye bitiyor. Onu da unutmayalım.
iki kelimeden oluşuyor. M, ma diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Sportif kapkaç ne ola ki? Pas vermek. Kapkaç. 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 Aldı kaçtı. Ver kaç. M, ma diye bitiyor demiştim. İki kelimeden oluşuyor demiştim. Hadi Yasemin Hanım. Bulursunuz bunu. Sportif kapkaç. Pas verme, topuk pası. Ne var işin içerisinde pası. Kapkaç olduğuna göre? Top. kapkaç. Ne kapkaç nedir top peki? Top verme. Top alma. Verme mi o? Kapkaç yahu. Top doğru mu? Toplanıyor. Şimdi bilemiyorum ama kapkaçta yani al diye çantayı vermiyorlar. Ne yapıyor? Sürükleme. Hayır. Ay süre gidiyor. O nedir nedir yani hırsızlık değil mi bu? Hırsızlık. Çalma, top çalma. Top çalma. 43 saniye kaldı burada. 43 saniye içerisinde 4 soruya cevap verilir. Verilir. Ha gayret. İki kelimeden oluşuyor efendim. Biraz böyle tarih bilgisi istiyor. Anlaştık mı? Türlü, iki kelime. İki kelime. İki kelime. Türlü böyle hani peyzaj çalışmaları doğrultusunda ortaya konulabilecek bir şey belki de görmüşsünüzdür. Ben görmedim açıkça söyleyeyim ama hani tarih dediğimiz çok zaman... Eski bir kelime. Eski değil. Eski kelime değil. Okuyayım. Benden daha açıklayıcı olacak soru. Buyurun. Umarım. Üzerinde ağaç ve çiçek yetiştirilen ayak ve kemerler üzerine kurulmuş teraslar. Bir durdurayım önce. Üzerinde ağaç ve çiçek yetiştirilen ayak ve kemerler. Su kemeri geliyor aklıma. Üzerinde ağaç ve çiçek yetiştirilen yerlere ne denir? Teras, balkon, bahçe. Güzel. Peki balkon. Onlar o söylediğiniz şeyler ayak ve kemerler üzerine kurulduysa? Ayaklı teras, bahçe. Ne olabilir? Şimdi hani bir şehir varmış. Söyleyemeyeceğim. Babil, asma bahçeleri. Nedir? Asma bahçe. Asma bahçe 9. puan yerinde. 3 tane soru kaldı. Harf alamazsınız. Evet. Ama 33 saniyenin 33'ünü birden kullanabilirsiniz. Buyurun geliyor. Kirlerinden arınmak, temiz bir duruma gelmek. Tek kelime. Çok yaygın kullanılmaz Yasemin Hanım ama biliyorsunuz. Arınmak. Arapça kökenli falan değil. 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 Arınmak, temizlenmek. İşte onlar kadar yaygın kullanılan bir şey değil. Yıkanmak, temizlenmek o kadar yaygın değil. Pürü pak olmak. Ha gayret, oralarda biraz dolaşalım. Tek kelime aradığınız. Mek mak. Ha gayret. Pürlenmek, paklanmak. Paklanmak 900 puan. 7700 oldu kasa. İki kelimeden oluşuyor. 10 harfli cevapların ilkini oluşturuyor. Şöyle soruluyor efendim. Savaşta düşmanın eline geçmek. Esir düşmek. Nedir efendim? Esir düşmek. 10 harfli mi o? Değil mi? Evet öyle. 1000 puan değerinde. Mek, mak yok bu seferkinde. Yok. Yine iki kelimeden oluşuyor. Şu 14 sorunun sonuncusunu oluşturuyor. Sizi de 9700'e mi yükseltiyor? Göreceğiz. Umarım. İki kelime şöyle sorulmuş. Üstlendiği bir uğraşıyı en kısa ve uygun şekilde sonuca bağlayan kişilere yönelik bir tabirdir. Nasıl bir adam bu? Nasıl bir kadın bu? Kesin sonuç alan. Üstlendiği bir uğraşıyı en kısa ve uygun şekilde sonuca bağlayar. Böyledir. Net sonuç alan. Bak mesela Efe Bey bana böyle birisi gibi geliyor. Durduralım. Durduralım. Bir 30 saniyemiz daha var. Üstlendiği uğraşıyı en kısa ve uygun şekilde sonuca bağlar. Uygun şekilde sonuca bağlar. Yeter ki sen o görevi ona ver. O halleder. Yapıcı, kestirme i̇ki yoldan kelime, yapan. İki kelime, iki kelime. İki kelime. Nasıl bir adam, nasıl bir kadın? Çok cembal. Görev adamı, görev insanı. İpucu mu olur? Vallahi verdim. Vallahi verdim. Yasemin yapan, çözen, çözücü, çözümleyici. İki kelime, iki kelime kalıplaşmış. Sorunu çözen, iş çözen. Ha gayret. İşi çözücü, iş bitirici. Ha. Çok güzel gelmiştiniz evet, buraya çok kadar. Çok keyif aldım. Bak alkışları ama... bile duydunuz yani. Evet. Üzgün üzgün alkışladılar. Daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorlar ama. Tebrik ederim.